Değerli dostlar merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Alican Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dostlar geçtiğimiz hafta bedene yapılan müdahaleler, estetik ameliyatlar, modern zamanlarda ne anlama geliyor, hangi sahiplerle yapılıyor bu müdahaleler bunu konuşmuştuk. Bu hafta da aslında yine bedenle ilgili bir meseleyi ele alacağız. LGBT konusunu, eşcinsellik konusunu ele alacağız. Son günlerde ilginç bir şekilde adına onur yürüyüşü denilen bir takım yürüyüşlerle, kutlamalarla bu mesele meşru hale getirilmeye çalışılıyor. Aslında aileyi ifsad eden, aileyi bozan, bedene ifsat yoluyla bir müdahale anlamı taşıyan LGBT hareketi toplumu ciddi şekilde hedef almaya başladı. Bununla ilgili Anadolu'nun farklı şehirlerinde de bir takım girişimler olduğunu duyuyoruz, okuyoruz medyada. Bununla ilgili bir mukavemet de söz konusu. Zaman zaman bu mukavemet toplum tarafından yapılan bu mukavemet LGBT hareketini bastırırken çoğu zamanda basını, medyayı, ee, özellikle yurt dışından Türkiye'ye gelen e, moda hareketlerini de arkasına alan, akademiyi de arkasına alan LGBT hareketinin de çoğu zaman baskın çıktığını, haklı görünmeye çalıştığını da görüyoruz, anlıyoruz, okuyoruz. Ciddi bir mesele, gitgide de gündemimize daha çok gelecek bir mesele. Bugün bu konuyu e, hocamızla ele alacağız, Ergün hocamla birlikte LGBT'yi konuşacağız. Tabi LGBT'yi konuşurken toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyetsizlik, yine bedene yapılan müdahaleler, bu işin ahlaki boyutu, gençlerin hedef alınması, televizyon dizileri, sinema sektörü birçok meseleyi de ele almış olacağız. Hocam ben zaman zaman gençlerle bu konuyu konuşurken diyorum ki ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? E, tabii bizim çevremizde bulunan gençler, network'ümüzde bulunan gençler, e, evet e, meseleye dini açıdan yaklaşıyorlar. E, çoğu zaman Kur'an-ı Kerim'deki Lut Lüt e, kavmiyle ilgili, Lüt kıssasıyla ilgili ayetler okunuyor. Bizim çıkış yolumuzun, yani bizim hakikatimizin Kur'an ve sünnet olduğu ele alarak, işte bunun Kur'an'ın ifadesiyle bir, fahişelik olduğu, çirkin bir hareket olduğu. Daha önce e, Allahu Teala'nın lüt, lüt kavmini e, nitelendirirken sizden önce hiç kimsenin yapmadığı, hiçbir topluluğun, hiçbir milletin yapmadığı kötü bir hareket işliyorsunuz. Ve insan fıtratına yüklediği o kod yani hani kadınları bırakıp erkeklere mi şehvetle yaklaşıyorsunuz? İşte siz haddi aşan bir toplumsunuz buyuruyor. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Evet belki bizim için inanan müminler, Müslümanlar için çıkış yolu burası. Buradan evet. biz bu meselenin kötü, tabii. habis, Biz e, kendi yani Müslüman günah, teslim olandır. Evet. E, ve İslam'dan bakar. Bundan daha tabii bir şey yok. Müslüman olmak budur, budur zaten. Evet. Bizim orijinimiz, fikrimizin evet. orijini burası. Tabii. Fakat ben şunu da biliyorum. Yani farklı gençler arasında ya da toplumun diğer fertleri arasında bunun bir özgürlük olduğu adına cinsel kimlik yönelimi denilen işte cinsiyet kimliği denilen bu tür insanın sonradan cinsiyetini değiştirebileceği, bir takım tercihlerde bulunabileceği meselesi de bir özgürlük unsuru olarak anlatılıyor. Ben usul açısından bu soruyla başlamak evet, istiyorum evet, size. Evet. Bu, bu bir hakikatsizlik çağı diyoruz biz. İşte evet. truth e, çağı deniliyor. Postmodernizmin e, en büyük belirtilerinden ya da vasıflarından birisi bu. Bir o, hakikat yok. Evet, yani ne evet. o doğru ne bu doğru. O da doğru evet. olabilir. Bu, bu da, olabilir. da doğru olabilir. Hocam LGBT ile birlikte evet. cinsel kimlik yöneliminden bahsediliyor. E, cinsel tercihlerden bahsediliyor birçok mesele var. Ee, geçen hafta da konuştuğumuz aslında evet. bedene yapılan müdahaleler bedene yapılan müdahalelerin sosyolojik olarak tarihi ne de bu da giriyor aslında. Evet. Bedene yapılan ifsat müdahalelerinden birisi olarak e, doğrudan evet. bir estetik müdahale olarak da değerlendiremeyiz bunu. Evet. Bunun tarihini değerlendirirsek evet. ne zaman başladı hocam bu? Hangi sahiplerle başladı? Hangi anomik e, vetirenin sonucudur LGBT hocam. Evet. Bir defa eşcinsellik patolojik bir şey. Patolojik derken ahlakın değerlerini, normlarını, sınırlarını aşan tamam mı? Anormal olma anlamında patolojik diyoruz. Yani buradaki daha çok sosyolojik bir patoloji olarak bundan bahsetmek mümkün. Kur'an'da da böyle bahsediliyor. Biz Kur'an diyeceğiz, biz İslam diyeceğiz. Biz Müslümanlık diyeceğiz elbette. Biz Avrupa'nın değerleriyle kendimize bakamayız. Batı'nın değerleriyle kendimize bakamayız. Batı'nın uçağını alıyoruz diye, efendim ne bileyim arabasını alıyoruz diye, ceketini almışız diye ama kalkıp ahlakını, ailemiz nasıl olacak, cinsel kimliğimiz nasıl olacak bu konularda kalkıp Batı'nın işte ürettiği bu akımlarla hemhal olacak değiliz yani. LGBT modernliğin son dönemlerinde, 90'lardan sonra dünyaya gittikçe, düny şey dünyada da değil aslında, Kuzey Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da doğan, yükselen bir ifsat hareketidir. Neden ifsattır? Çünkü aile ve insanın normal olan, doğal olan, uyumlu olan, barışık olan, mutlu olan kimliğini, bütünlüğünü cinsel anlam dünyası ters yüz ediyor. Anumileştiriyor, sarsıyor, kaotik hale sokuyor. Zaten kendilerinde kaosa gel diyorlar. Kaos ne demek yani? Kaosıtlıklar, çatışmalar, düzensizlikler, sınır tanımama, fuhşiyat. Kaos bu demek. Yani bir yerde hırsızlık çoksa, adam öldürme çoksa, düzen bozuksa biz ona ne deriz? Kaos deriz. Değil mi? Evet. Burada da böyle bir kaos var. Oysa insanın bedeni, cinsiyet kimliği, ondan sonra aile yapısı bir takım değerlerle bütünleşir, harmoni olur. Harmoni insanı saadete götürür, mutluluğa götürür. Bunlar harmoniyi bozuyorlar. Ailenin harmonisini bozuyorlar, bedenin harmonisini bozuyorlar, cinsiyet kimliğinin harmonisini bozuyorlar. Bundan dolayı da buna biz İslami literatürde fesat diyoruz. Fesat bozgunculuk demek yani. Bozmak demek. Evet. Tehdit edici bir şey. Bireyi de tehdit ediyor. Toplumu da tehdit ediyor. E, Türk toplumu Müslüman bir toplumdur. Kültürel değerleriyle yüzyıllarca kendi içinde aile yapısını korumuş, ayakta tutmuş. Büyük küçük birbirini bilen Müslüman bir toplum. Şimdi büyük küçük birbirini bilmiyor. Aile yapısı fesada uğruyor. Cinsiyet kimliği o da olabilir, bu da olabilir. Bakın LGBT, sadece eşcinsellik değil aslında. Eşcinselliğin daha da sınır tanımaz kaotik bir hale girmesi. Yani önce oğlancılık var, sonra sevicilik var. işte lezbiyenlik, geylik. Ondan sonra başka şey çıkıyor. Ben bu e, feminizm ve bunların teorisyenlerini okudum. Dolayısıyla önce eşitlik deniyor, sonra farklılık deniyor, sonra o deniyor, sonra bu deniyor. Sonra hayvanlar geliyor. Affedersiniz. Çocuklar. Transhümanizm. Trans, kavramı tam da bu değil mi evet, hocam? Evet. trans cinsiyet akışkan bir cinsiyet, evet. cinsellik var. Sınırları belli değil. Karşı yani karşı cinslerin beraberliğini aile diyoruz. Bunlar aileyi bugün bu tanımdan çıkardılar. Sosyoloji kitaplarının yeni baskılarına batıdan bakıyoruz. Bize de öyle geliyor. Evet. 10 sene önce aile karşı evlilik, karşı cinsel cinsten insanların beraber yaşamaya karar vermek üzere heteroseksüellik e, denirdi hocam. Şimdi tam tersine yani bu kaldırılmış LGBT ile birlikte bunlar ortaya çıktı ve bu grup kendisini çok ciddi anlamda bir örgütsel yapı içine yerleştiriyor. Bunun için fonlar alıyor, bunun için destekler alıyor. Bu fonlar ve destekler de dünyada değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kuzey Avrupa ülkelerinde oluyor. Mesela Rusya buna karşı çıkıyor. Macaristan buna karşı çıkıyor. Çekya karşı çıkıyor. Çekya karşı çıkıyor. Dünyanın birçok ülkesi buna karşı çıkıyor. O nedenle bu dünyada artık bir eğilimdir. Bunu kabul edelim. Bu egemen bir dildir. Bu tahakküm dilidir. Çoklukla, güçlü olmakla kendini meşrulaştıran bir dildir. Bizde bir şeyin meşruiyeti onun egemen olması veya güçlü ile ilgili değil. Bir şeyin meşruiyeti doğru olmasıyla Hakikatinden... ilgili. Hakikatinden hakikatinden gelir. iyi olmasından gelir, doğru olmasından gelir. Allah ve peygamberin belirtmesinden gelir. Bir şeyin meşruiyeti. Güçlü olması, trend olması, dünyada egemen olması, çok olması. Bunlar tahakkümle ilgili bir şey. Bunlar tahakkümü şimdi bunlar kullanıyorlar. İnsanlara mesela bunların bu fesat faaliyetlerine karşı çıktığınız zaman eleştiri yönelttiğiniz zaman bakın cinsiyeti bozuyor. İnsanlar kaotik bir kimliğe yöneliyor. Bir erkek oluyor sonra kadın oluyor sonra yok diyor ikisi olacağım yok bilmem ne olacağım. Hayatlarını incelemişler bu insanların araştırmalar yapmışlar. Cinsellikle ilgili sağlık sorunlarının yüzde kırkı bunlarda çıkıyor mesela. Derdiniz ne? Siz insanları daha sorunlu hale mi getireceksiniz yani? Kaotik Hocam 1996 ve 2000 yılı yanlış hatırlamıyorsam evet. bir araştırma okumuştum. Ortalama e, bu homoseksüellerin yaş ortalaması 42. Çok azı yüzde 20 ya da 24'ü 60 yaş ve üzerini görüyor. Tabi. Yani aslında bu e, direkt sağlığı insan sağlığını da etkileyen, ciddi ölüm, anlamda ölüm yaşını şey. daha erkene çeken Başka bir durum. Başka bir sürü sorunlar üreten evet. bir şey. Fakat bunu da yine gavurlar şöyle bir şey yapmış. Amerika'da e, tanıdığım insanlar vardı. Amerika'ya gittiğimde diyor bu bir tecrübe. Bir tecrübeyi yaşamak lazım diyor. Devamlı olması da bakın. Sınırı yok adamlarda. Had yok. İyi ve kötü nedir? Hakikat nedir? Avrupa hakikatini kaybetti kardeşim. Bak ciddi söylüyorum bak. Hegel bir hakikat öneriyordu. Kant bir hakikat öneriyordu. Dini değildi ama evrensel bir hakikat öneriyordu. John Locke bir hakikat öneriyordu. Marx bir hakikat öneriyordu. Ama şu an Avrupa hakikat önermiyor, hakikate inanmıyor, hakikatini kaybetti. Kaosa sürükleniyor. O nedenle kaosa sürüklüyor. O nedenle Avrupa'nın ve Amerika'nın artık değerler olarak dünyaya sunacağı bir şey yok. Çünkü kendisi evrenselliğine inanmıyor. Bu eşcinsellik ve bilumum varyantları da, bilumum varyantları da harflerle ifade edilen, onlar da bunun bir ürünüdür. Cinsellik üzerinde kendi ortaya, ya düşünün insanlar tarih boyunca akıl üzerinde konuşmuşlar. Grek'ten, Tutun'da, modern çağda da çok büyük akıl filozofları çıkmış. Kant ve Hegel bunun başına gelir. Ondan sonra insanlar kalp üzerinden gitmiş, sezgi üzerinden gitmiş. Bergson böyle bir adam. Bu adamlar çalışmış. Dünyada tutunacak bir evrensel ilke bulmak için. Yani zekalarını kullanmışlar, önemli eğitim faaliyetlerine gelmişler, büyük filozoflar olmuşlar. Bugün adamlar evrensel hiçbir ilkeye inanmıyor. Hangi o zaman neyle tutunacaksın sen kardeşim dünyaya? O da olur, bu da olur. Kime göre, neye göre? Bunlar çok beleş, anarşist yaklaşımlardır. Hocam nihilistlerdir. Evet. Kaosa yol açıyor. Gençlere de bunları aşılıyorlar. Kime göre neye göre var kardeşim. Bize göre biz Müslümanız. Müslüman teslim olan demek. Allah ve Peygamber'e. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Orada sana efendim cinsiyet kimliğini nasıl kuracaksın? Bunun sınırları nedir? Söylüyor, anlatıyor. Alimlerimiz de bunu nasıl anlayacağımızın usulünü ortaya koymuşlar. Kadınların, Fıkıhlı erkeklerin bir şey birbirine karşı sorumlulukları, tamam Bizim yükümlülükleri. Bizim hakikatimiz var. Evet. Biz hakikatimizi kaybetmemişiz. Rabbimize şükür olsun kitabımız var, peygamberimiz var, alimlerimizin usulleri var. Ama Avrupa kaybetti. Avrupa'nın kaybettiğinin peşine takılman hiçbir Biz manası aslında yok. Bir e hakikatsizliğin peşinden giden bir hareketi e, e, konuşuyoruz tabii, değil mi hocam? Yani. Kaos bu harekettir yani bu hareketini konuşuyoruz. Kaos hareketi. Bu kaos hareketi akıldan hareket etmiyor. Kalpten hareket etmiyor. Tamamıyla nefsin merkeze alındığı, mutlaklaştırıldığı hazdan, hazdan hareket ediyor. Oradan haz bile hareket değil ediliyor. hocam. Ya bu bir haz ya, hareketidir. Ya, hocam şöyle yani evet. e, bu haz'ın meşru tanımı da var. Aslında evet. yani haz hareketi de değil bu yani bu bunu nasıl gerçekten Burada has maddi haz var. Burada manevi haz yok. Burada efendim harmonisi olan bir haz yok. Estetiğe edilen maddi, bir haz yok. Maddi hazın alternatifi de var. Yani evet. işte bir heteroseksüel evlilik var yani iki cinsin evet, bir tabii, araya gelmesi tabii, evliliği var. Tabii. Hani olmayan icat edilen bir haz da değil bu yani. Fakat bunlar hakikatini kaybettikleri için bu konuda değerlerini kaybettikleri için o sınırları tanımıyorlar. Şimdi bunlarda manevi haz olmadığı için sürekli yeni maddi hazlar arıyorlar. Maddi hazlar insanı tam tatmin edemez. Onu ancak manevi hazla karşılayabilirsin. Bazıları burada spiritüalizme akıyor. Spiritüalizmde. Ama her çeşit metafizi, spiritüalizmi reddeden büyük kitleler burada bu alana yöneliyorlar. Buradan bir dünya görüşü kuruyorlar. Dünyayı bununla yorumluyorlar. Kendilerini bir azınlık haline getiriyorlar. Birleşmiş Milletler'in yeni e, şeyleri var, kararları var. Bu kararlara göre LGBT artık bir azınlık topluluğu. Evet. Yani nasıl Türkiye'de diyelim gayrimüslimler bir azınlıksa LGBT'lileri de azınlık olarak tanımlamaya başlıyorlar. Yani dolayısıyla meşruiyet kazandırılıyor. Toplumsal kimlik kazandırmaya çalışıyorlar. Bunların kendi içinde dayanışarak beraber olmasını, güç olmasını teşvik ediyorlar. E, oysa bunların bahsettiğimiz gibi ciddi patolojik boyutları var. Ciddi sorunları var. Kaosu üretmeleri var. Bu topluma zararlı. Kardeşim biz Türk toplumu olarak Müslüman bir toplumuz. Biz Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz. Biz efendim Mezopotamya ile daha çok işte Kafkaslarla, Balkanlarla etkileşim içinde olan bir toplumuz. Tarihsel olarak. Tarihi Hinterland'ımız bin yıl sürmüş. Ya hala Balkanlara gittiğimiz zaman işte orada görüyoruz yani Türkçe kelimeler kullanıyor, minareler var, ezanlar var bilmem. isimler. bakıyorsun aynı şekilde Kafkaslar'da bu böyle Orta Doğu'da dolayısıyla biz bu topluma bu tür akımlara izin verirsek Allah korusun böyle batı gibi de kaos yaşamayız. Daha korkunç kaoslar yaşarız. Evet. Hocam, daha korkunç sapmalar çıkar evet, ortaya. Kaosa e, sürüklüyor dünyayı bu hareket. E, siz evet. az önce bu meselenin Müslüman toplumlar açısından neticesinin daha büyük bir kaosa evet, e, daha büyük anomik durumlara sebebiyet vereceğini de e, söylediniz. Çünkü temelden sarsıcı bir ifsat hareketi bu hocam. Evet. Çok büyük bir sarsıntı çok büyük bir deprem oluşturacak bir ifsat hareketi. Fakat ben o girişteki şeye dönmek istiyorum hocam. Yani o hakikatsizlik çağı. Ya yani bir evet. hakikat yok. Hani Tabii. ne doğru, ne yanlış. Tabi. Ne sevap, ne günah. Tabii. Yani dinleri dinlerin vaz ettiği işte İslam'ın vaz ettiği hakikatleri orjinine almayan bir düşünce yapısı bunu doğuruyor. Bakıyoruz hocam mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra insan hakları evrensel beyannamesine bazı yeni kavramlar sokuluyor. İşte natural rights, işte doğal haklar, işte natural laws, işte doğal hukuklar gibi. Yani o doğal nedir? Ee, o natürel olan Natürel olan o, aslında o e, fıtrat da orada kast edilmiyor. Tabii onun bir şey var. Fıtrat kastedilmiyor ama hocam orada yani. Aslında Biraz, bu doğal hukuk e, o, doğal zihin te, teorisi aslında var e, varoluşçuluğunda. E, 18. Da, yüzyılda aydınlanma bir, hareketiyle evet. John Locke, işte Kant, John Locke özellikle bunları savunuyorlar bu belli bir evrensel ilkeye atfediyor. Ama hocam işte ee, hakikate ee, atıfta bulunuyor. Bu hakikat belki metafiziğe uzanmıyor ama yine de bütün insanların üzerinde uzlaşacağı evrensel bir hakikat var. Bu bizim doğamızdır, fıtratımızdır diyoruz. Bunu keşfedelim diyorlar. Hocam işte tamam e, biraz Şimdi, bu natural rights, natural laws kavramlarının da bunu doğurduğuna dair eleştiriler var hocam. Ya yani ben, bir bir hakikatten bir işte doğal olana, insan zihninin istediği her şeyi yapmasına, istediği her e, şey yapılmasına yani, dair bir yok, eleştiri de var. Yok doğru değil yani çok yüzeysel bir okuma o. Yani Hı. mesela Kant'ın ahlakla ilgili olsun felsefeyle ilgili bu metinlerine baktığımız zaman John Locke özellikle bunun öncülüğünü yapan birisi. Ona baktığımız zaman burada tamamen daha kilisenin ve İncil'in dışında, oradaki dini literatürün dışında bütün insanların için geçerli olan, tabiatında olan evrensel hakikati bulmaya çalışıyorlar. Bunun mücadelesini veriyorlar. Hocam hem evrensel ee, hakikatle birlikte bu kavramlar... Ee, bu tür yozlaşmalara da kısmen sebep olduğuna dair bir eleştiri yani var. Bir, çok, bir görüş. Çok dolaylı bir görüş, bir görüş açıkçası. Evet. Yani o dediğiniz <laughs> daha çok feminizmle bağlantılı olarak çıkıyor. Üstelik bu LGBT hareketi doğal olanı kabul etmiyor. Tam tersine her şeyin inşa. Yani bu inşacı yaklaşım var ya te tarihselci yaklaşım. Evet. İnşacı yaklaşım. Ee, cinsiyet kimliğimiz tamamıyla inşa oluyor. Tarihseldir. Geçmiş tarihsel çağlarda bu yargılarla yaşıyorduk. Bugün yeni bir dönem. Bugün ben bu yargıları benimsemek zorunda değilim. İlerlemeci tarih ben, anlayışının da bir neticesi bu değil mi hocam? Tabi ki. Ben bugün artık e, şu şu anlayışla şu bakıyorum. Evet. O kültürü benimsemek zorunda değilim. Bu bu sabiteleri olması ee, gereken e, tabii. bir kimlik değil. Çünkü sabiteler olmaz. Tarihsel olduğu için, inşa olduğu için evet. sürekli yeniden üretilen bir şey. Evet. Sürekli yeniden üretilen. Ben öznelliğimi temel almalıyım. Benim öznelliğim. Nasıl inşa olmak istiyorsa özgür bir biçimde ben öyle inşa etmeliyim diyorlar. Evet. Doğadan gelen hiçbir şey yok. Doğaldan gelen bir şey yok. Aslında biyolojiyi reddediyor bunlar. Tamamen bedeni kültürel alana indirgiyor. Yani birazdan da bi, Birazdan soracağım hocam bu toplumsal evet. cinsiyet gender kavramı da aslında kültür tarafından inşa edilen bir e, tabii cinsiyeti, cinsiyet olarak e, söyleniyor. Aslında sosyologlar tabii şu var. Önce Hocam yani bu arada bu kavramı sormuş olayım. Yani toplumsal cinsiyet kavramı, evet. gender kavramı nedir? Tam da evet. kültürel bir inşa söz konusu değil mi? Yani bu e, temel tezi şu: cinsiyet evet bedenle ilgilidir. E, kadın erkek doğuştan bir e, cinsiyetle doğuyoruz biz ama toplumsal cinsiyet ya da gender denilen aslında şunu iddia ediyor: her kültür e, insana Erkeklik, kadınlık ya da işte diğer cins, şimdi iddia Kendi, cinsiyet cins. kimlikleriyle ilgili bir takım kodlar verir. Evet. Biz aslında o kodların ürünüyüz. Bedenen cinsiyetin ürünü değiliz. Aslında toplumun ürünü bu cinsiyet çok iddiası doğru. var. Doğru mu hocam? Toplumsal cinsiyet eşitliği de bunu savunuyorlar. Evet. Aslında sosyolojik olarak, objektif olarak bakarsak toplumsal cinsiyet, cinsiyetin daha çok toplum içindeki kültürel değerlerle birlikte kurulması, inşa olması demektir. Her toplum farklı kültürlerden oluşur. Yek para bir kültür yok. Türk kültürü diyoruz, İslam kültürü diyoruz, değil mi? Evet. Alman kültürü diyoruz, Hristiyanlık kültürü diyoruz, Batı kültürü diyoruz. Hangi kültür diye sorayım ben de o zaman. O kadar kolay hangi diyorlarsa. Hangi kültür? Bunlar daha çok Kuzey Avrupa'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yükselen kaotik postmodern kültür içinde toplumsal cinsiyeti inşa etmek istiyorlar. Ve bu kültürden baktıkları için de cinsiyete ilişkin diğer bütün kültürleri geri, ateerkil vesaire diye din diye damgalıyorlar. Bunlar ise aslında tam seküler, kaotik, Avrupacı, batıcı bir kültürle cinsiyet kimliğini yeniden inşa ediyorlar. Biz de cinsiyet kimliğini elbette kültürümüzde inşa edeceğiz. İslam mahremiyet derken, bedenini böyle kullan derken cinsiyet kimliğimizi de inşa ediyor. Yani kadının, böyle, helalim budur diyor, haramın budur diyor. Ya da ya da şu tabii değil ki. mi hocam? Yani erkeğin Fakat, vazifesi şudur diyor. Tabi. Yani erkeğin vazifesi budur diyor. E, erkeğe bir kavvamlık e, rolü e, üstte rolü ki. verirken Tabii. Diyor ki vazifelerin şu tabii. Buna, göre kavvamsın buna göre diyor. buna göre tabi diyor yani, yani kadına diyor ki sen annesin ama diyor işte kocanın da sana şu sorumlulukları var var diyor senin ona karşı sorumlulukların var biz aslında biraz e, sorumluluklar vazifeler üzerinden tanımlıyoruz değil mi hocam şimdi diğerleri de var yani e, işte bakmak eğlendirmek yardım etmek sevindirmek evet. değil mi evet evet iyi davranmak yani İmam Gazali'den tutun da efendim ne bileyim Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne kadar bunların hepsinde cinsiyet kültürüyle ilgili birçok öneriler var. Evet. Birçok anlamlar var kültür dediğimiz anlamlar. Yani görmezden de değerler. gelinmiyor yani. Elbette gelinmiyor. Yani biz modern Avrupa'dan yani modern Avrupa'dan çok önce bu konularla ilgili çok ciddi bir müktesebat ortaya koymuşuz. Bizim kendi kültürümüz var cinsiyetimizi inşa etmede. Neden sizin kültürünüzü alıp cinsiyetimizi inşa edelim ki? Sizin kültürünüz niye evrensel oluyor ki? Sen Kuzey Avrupa'dan çıkmışsın, Amerika'dan çıkmışsın. Batı kültürünü evrensel diye bana dayatıyorsun. Ey LGBT! Nasıl oluyor senin kültürün şey oluyor yani? İnsani oluyor Savunduğum evrensel. Savunduğun değerler nasıl evrensel Hangi oluyor? Sen oradan çıktın geldin. Türkler mi LGBT'yi buldu yani? Türkler mi LGBT'yi kurdu? Türkler mi bu cinsiyet teorilerini üretti? Türklerin tarihi içindeki diyelim cinsiyetle ilgili Keykavus'un şeyine bakalım. Ve Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya bakalım. Ve Ahlak-ı Alay'ı'ya bakalım. Kadın erkek ilişkileri, mahremiyeti, aileyi, evliliği vesaire nasıl anlatıyor? Türklerin kültürü bu. Dolayısıyla, ve eksik bir şey mi var? Evet eksik bir şey mi var? Evet. Bugüne dair bir takım yeni yorumlar getiririz. Ama neden sizin kültürünüze kendimize bakalım? Niye onunla tanımlayalım? Niye sizin de tanımlayalım? Niye kendimize. ileri olan o olsun? Hiç. Dolayısıyla bir defa bu ayrımı koymamız lazım. Bunlarla kendimize bakmaktan uzak durmamız lazım. Bunların epistemolojisini kullanmamakta ısrar etmeliyiz. Bunlar namusu aşağılıyor. Biz tam tersine namus kelimesini bol bol kullanmalıyız. Evet. Marem kelimesini bol bol kullanmalıyız. Evliliğin karşı cinse yapılan bir birim olduğunu, evliliği böyle tanımlamaya sosyologlar, kız sosyal kelimesini kullanmalıyız hocam. Kız kelimesini İstanbul kullanmaya devam sözleşmesi etmeliyiz. Sözleşmesi geldi geçti tamam ama mı? orada bir tanım bu biliyorsunuz. 18 yaş altı. Avrat kelimesini kullanalım. Hatun kelimesi çok güzel bir kelime. Herkese önerelim. Hatun. Ben hanımın adını telefonumu Hatun diye kaydetmişim. Birincisi A A A Hatun. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla. Kendi kültürümüzü yeniden güzel bir biçimde canlandıralım. Kültürel canlanılık, kültürel teşdit yapalım bu konuda. varışalım bugünkü çağa kendimize konuşalım. Türk olarak konuşalım, Müslüman olarak konuşalım. Feminizmi biz icat etmedik. LGBT'yi biz icat etmedik. Onun peşine de takılıp, tamam mı? Kuyruğu da olacak değiliz, kusura bakmasınlar. Aile sorunlarımız var, cinsiyetle ilgili sorunlarımız var. Biz bunları kendi dünyamızdan ilham alarak çözmezsek, muktesebatın kuruna girmeye yeterdi artar hocam. Problemler altından kalkamayız. Evet. Bakın boşanmalar gittikçe bu Avrupa'nın kültürünün peşine takılıyorlar diye. Bugün Türkiye'de gittikçe aile geriliyor. Boşanmalar artıyor. Tamam mı? Herkesin dilinde aşk, sevgi, özgürlük. Mesuliyet yok, sorumluluk yok, saygı yok. Evlilik yaşı yükseldi hocam. Ee, Evlenme evlilik, yok. Evlenmek yok. Olan evlilik 6 ayda boşanıyor. Bu Avrupalılaşmanın, batıllaşmanın en berbat biçimidir bu. Son halidir. LGBT de batıllaşmanın son hallerinden birisidir aslında. Başka bir şey değil yani. Başka bir topluma fesatla kafasını yemiş, bozmaya dönmüş, pik yapmış, çökmeye başlamış olan bir medeniyetten hala medet ummaktır. Kendimizi kaybederiz, kimliğimizi kaybederiz, ailemizi kaybederiz, milletimizi kaybederiz. Evet. Bu batı'dan kamyon almaya, uçak almaya benzemez. benzemez. Bütün fonları, paraları da onların olsun. Büyük bir vebal var. Müslümanım diyen, muhafazakarım diyen, dindarım diyen, başörtülünüm diyen, gavurdan para alarak ailesini, kadını düzelteceğini sanıyorsa, çok büyük bir vebali vardır bunun. Evet. Hocam sana ailen daha iyi olsun diye para vermez. Sen şahsiyetin daha iyi olsun diye para vermez yani. Evet. Hocam e, özellikle LGBT ile ilgili işte çokça güzellemeler yapılıyor. E, ben daha bu çok özgürlük meselesine değinmemiz lazım evet. Ali Bey. Yani o, siz de sordunuz kaydı o. Evet. E, şimdi kardeşim bu özgürlüğü bak yanlış kullanıyoruz. Özgürlük serbest olmak. Serbest olduktan sonra ne yapacaksın? hapishaneden adamı bıraktı serbest oldu. Bu adam tekrar hırsızlığı mı devam edecek? Bu adam ne yapacak? Ülke bağımsız oldun, serbest oldun, emperyalizmden kurtuldun. Ne yapacaksın? Hangi rejimle yöneteceksin? Bağımsız olduk hangi rejimle yönettik? Bin yıllık rejimimizi değiştirdik. Avrupalılardan daha Avrupa'yı olan bir rejim getirdik. Bunu sorgulamalıyız. Özgürlük tek başına geçerli bir değer değil. Evet. Dolayısıyla neyin özgürlüğü? özgür özgürüm özgür de cinselliği sen LGBT gibi yaparsan özgürlüğü sapkınlığa kullanmaktır Allah'ın hadlerini aşarak Müslüman olmaktan çıkarak helal ve haramı Dikkat çizerek, almadan, dikkate almadan Allah'a dikkate almadan yaşayarak özgür önlük, olsan ne he, anlam ifade ediyor adamların üretip paket program olarak önüne koyduklarını tercih ediyorsun o tercih nasıl özgür bir tercih oluyor o özgürlük nasıl doğru bir özgürlük oluyor? Evet. Özgürlükten sonra ne yapıyorsun? Bu önemli. Sonrası kaos hocam. Kaosa davet kaos. ediyor. Hocam süremiz de azaldı. Evet. Ee, biraz şunu da konuşalım istiyorum. Orta yaş ve üstü işte bizler çok sağlam ahlaki değerlerle İslam terbiyesiyle o Anadolu irfanına yansımış Anadolu irfanı dediğimiz o geleneksel kodlara işlenmiş, kokusu oraya yansımış bir terbiye metoduyla yetiştik. Evet. En terbiyesizimiz bile böyledir. Tırnak içinde kullanıyorum hocam. Yani evet. e, o kodlar bütün toplumda vardır. Asıl şimdi utanır bu yani. utanır. Ya yani utanmak, edep, ahlak. Diyor ya Allah'tan namus. kork. Allah'tan Tabii. korkmazsan insanlardan utanmıyor. Evet, yani. bu kavramlarla hepimiz yoğrulduk. Ben LGBT'nin biraz şimdi işte Z nesli diye gruplanan bir gruplama tanımı var ya hocam işte 2000 yılından sonra doğanlar Z neslidir filan diye. Onlara da Amerikalı bir takım bir takım evet bir takım anlamlar yani. yüklüyorlar. Asıl o gençleri hedef aldığını düşünüyorum ben. Biraz şimdi 30 yaş altı Tabii. gençler. Bununla ilgili ne yapmalıyız hocam? Çünkü bu evet. gençler Sosyal medya fenomenleri denilen kişileri takip ediyorlar ki bunlar neredeyse aklı başında kimse yok bu fenomenler evet, denilen evet, o grup evet, içerisinde. Evet. E, Amerika'da üretilen bir takım e, internet platformları üzerinden yayın yapan e, o film platformlarında, eğlence platformlarında günlerce oturup e, sezonluk dizileri izleyen, sinema filmlerini izleyen. Oradaki oyuncuları, artistleri, aktrisleri takip eden gençler bunlar. Ve daha o liberal özgürlük denilen ortamda büyüdü bunlar hocam. Her şeyden bağımsızlaşarak özgürleşmeyi evet. önüne koyan ya da önüne konulan şey bir çağ. Bağımsızlaşırsa sonra asıl, önüne ne geliyor biz, yani? Biz asıl gençlerle ilgili neler yapmalıyız? Evet. Birkaç dakikamız var. Bir iki üç dakikamız var. Belki bu meseleyi başka haftalarda da konuşacağız. Kısaca hocam evet. bu üç dakika içerisinde i̇şte, ne gençler, söylemek istersiniz? E, oluşum hem ailelere hem gençlere hedef alarak hocam. Karşımızda evet. çünkü bizim e, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz arasında gençler var ve o gençlerin aileleri var. Ne yapacağız hocam? Evet. Gençler tabii e, yani zor bir dönemi temsil eden bir insan aşaması işte 13-14 yaşla 25 yaş arası zor bir dönem hakikaten oluşma olma sürecini en ateşli dönemleri. Dolayısıyla annesine babasına biraz da protesto etmesi gerekir ki ona karşı çıkması gerekir ki kendisi olsun. Kendisini bulsun. Bir kimlik inşa etsin. Evet, bu kendisi olma ve kendisi bulmayı baba ve anneyi tümüyle redd olduğu zaman kötü yerlere gidiyor başka anneler ve babalar bulmaya başlıyor. Dediğim gibi artist anneler ve babalar, kamuoyunda önüne sürülen modacı anneler ve babalar, çete anneler ve babalar, çetenin başındakiler onlar olmaya başlıyor. O nedenle bu çocuklar bu protest kimlikleri ve tutumlarıyla karşılaştığımız zaman çok fazla hemen çatışmaya girmemek lazım. Bir, ikincisi bunları tümüyle kendi başına da bırakmamak lazım. İki, Burada orta yol takip etmek lazım. Bir evet yani bu protesto durumu olduğu zaman onu anlamaya çalışmak, anlamak kabul etmek değil. Dinlemek, dinledikten sonra onun da seni dinlemesine ve onun da yine uygun dinleyebileceği kişilerle, ortamlarla tanıştırmak. Cemaatleşmek on, bu nedenle önemli bir şey. Evet. Yani iyi arkadaşlar, iyi ortamlarla gençleri buluşturmak, o faaliyetlerin içine aktarmak, o faaliyetlere dahil etmek. Yani efendim bir ayakkabı alıyoruz, bir 4-5 dükkana gidiyoruz, bakıyoruz, bir saat veriyoruz. Ama çocuğumuzu yetiştiriyoruz yani. Dolayısıyla bu çocuğumuz için de zaman, ilgi, o vesaire bu çerçevede onların elinde tutmalıyız. Kur'an kursuna verdik, tamam. Değil. Kur'an kursunda da verirsen yine git, takip et, sor, ara, hocalarıyla tanış, şeffaf Şeffaflık ortamları önemli. Denetleme ortamları önemli. Dolayısıyla bu ondan sonra çocuğum ya internete hiç giremezsin. Yasak. Girer yasaklayamazsın. Cep telefonu efendim. Sosyal Kullanım, kullanma. Kullanır. Dolayısıyla yavrum gel bakalım ne şey yapıyorsun. Hangi sitelere giriyorsun? Ne giriyorsun? Ben de gireyim. Ortak şey yap. Yani ortak aile şeyi yap. Online yap. Aile olarak orada buluş, konuş, tartış. Yani sosyal medyada a, aileni de sosyal medyaya tanış. Yani yasaklama ee, değil de sınırlar e, koyma ve sınırlar kontrol etme. Koyma, kontrol etme. Ondan sonra bunlar çok önemli. Bazen bu tabii genç kızacak tepki gösterecek olsun kardeşim zor diye bir şey var. Dünyada zor olmayan hiçbir şey yok. Şimdi de mesai diyor ki sekiz buçukta başlar. Bu bir zor kullanmadır. Derse diyor ki derse zamanda gir öğretmeyesin. Bu bir zordur. Sınavları yap. Oku. Hep zor. Yani bize bir takım şeyler, sınırlar var. Ve bizim bir takım şeyleri yapma konusunda telkinler var bize. Bu zorlar olmasa dünya, dünya inşa edilmez. hocam. Edilemez. Mümkün tabii. değil. Dolayısıyla insana bu zorlarda da bazı zorlar koymak lazım. E, zorlar koyacaksın yani. Ya oğlum bu saatte evinde ol. Akşam gittin neredesin? Kimlerle oturuyorsun? İnterneti şu saatler arasında evet. kullan. Yani evet. Yani sosyal medyayı şu saatler Veya arasında kızım, kullan. Ya da şu şekilde. filmleri izle, bunları izleme. Çocuklarını üniversiteye gönderiyorsun ya, çocuğum gitsin, çok iyi bir mühendis olsun, çok iyi bir doktor olsun. Çok iyi bir insan nerede olabilir? Soruyu sor. Ona göre o ortama gönder, ona göre yurda gönder. Hele bir de uzak şehirlere gönderme mümkünse. Kendi bulunduğu şehirde artık üniversiteler var. Orada okusun çocuğun. Evin elinin altında olsun, gözünün altında olsun. Özgürlüğüm Çocuklar öyle üniversiteyi kazanayım, özgür olayım. Nedir bu özgür? Yani garip bir nefsimin şeyinde gideyim istediğim gibi. Evet. Yok böyle kardeşim. Ondan sonra da üniversiteyi bitirip iş yerine gelince de Sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Çünkü evet. orada sana zorlar çıkmaya başlıyor. Doğru. Hocam, yani. e, biz e, programın başında da söylemiştim, geçtiğimiz haftalarda da gençleri evet. konuşacağız. Gençlikle evet. ilgili meseleleri daha çok konuşacağız Tabii. ama bugün süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta ya da diğer haftalarda biz gençlik meselesini, gençlerle ilgili İnşallah. meseleleri konuşacağız hocam. Çok teşekkür İnşallah. ederim ben değerlendirmeleriniz teşekkür ederim. için. Değerli dostlarımız bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Bugün LGBT ifsat Hareketi'ni konuştuk. Aslında çok büyüyen bir ifsat hareketi, çok meseleleri var, çok boyutlu bir mesele. Belki ilerleyen zamanlarda düşünce günlüğüne yine konu edineceğiz bu meseleyi, bu ifsat hareketini. Ama bugünlük günlük bununla yetiniyoruz. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşçakalın efendim.